Yine diyet yalan oldu arkadaşlar. Ya burada bir şey yap, boş ver. Mola yap. Ertesi sabah çok güzel bir güne uyandık. Fazla bir şey yememekte ısrar eden Alican sabah yürüyüşündeyken biz kahvaltıya başladık. Neşeli ve eğlenceli bir kahvaltının ardından yola çıkmak için hazırlanıyoruz. Birinci şart, içerideki şeyi kapatıyorsun. Deli. Çekiyorsun şuradan basarak. Tamam. Çok kolay bir sistem. Sonra bunu açıyoruz. Evet, sonra bunu araba gibi. Başka yerlerde, başka kamp yerlerinde makineler var, tamam mı? Aha. Makinenin içine bunu sokuyorsun. Hiç elini sürmeden. Ha. Makine sonra kapağını kapattıktan sonra makine kendi kendine o kapağı açıyor. İçine hortum sokuyor makine. İçindekini emiyor. Sonra içini yıkıyor. Yıkıyor. Tekrar kapağını kapatıyor. Sana tertemiz geri veriyor. Aa, çok güzelmiş. Böyle birazcık daha şey olan, birazcık daha doğal ortamda olan kamp yerlerinde de yine şey, elin hiç bir şeye bulaşmıyor. Herhangi bir şekilde. Ben her ihtimalle karşımda eldiven kullanıyorum. Bunun özel bir ilacı var. Aha. O ilaç sayesinde herhangi bir koku yapmamışken içindeki her şeyi nötrleştiriyor. Ha, güzel. Bir çeşit suya dönüştürüyor. Su. Anladım. Zaten burada sadece karavanlarda çiş yapabiliyoruz. Yok, öbürünü yapabilirsin. Hayır, o yapamayız. İlaç... Hayır, yapmayın. Hayır, yapmamak daha iyi de. Yaparsan da sorun değil, o ilaç onu nötrleştiriyor, suya dönüştürüyor. Anladım. Ve dökerken sadece şey döküyorsun, deterjanlı su döküyorsun. Anladım. Sonra... Oraya... Buraya deterjan döküyorsun. Deterjanlı su gerçekten. Aynen. Ve bayağı güzel deterjan döküyor. Evet, şimdi hazırlıklarımızı tamamladık. Buradan yola çıkıyoruz ve İtalya'ya doğru gidiyoruz. 5-6 saatlik bir yolumuz var. Orada nerede kamp yapacağımızı henüz bilmiyoruz. Artık nereyi bulursak orada kamplayacağız. Şimdi karavanın suyunu boşalttık, tuvaletini boşalttık. Sonra yeni su ekledik, temiz su ekledik filan. Şimdi de yola çıkıyoruz artık. Yola çıkma zamanı. Kaç oldu saat? Artık yola çıkmamız gerekirken her yetişkin içinde mutlaka bir çocuk vardır sözünü doğrularcasına eğleniyor konuklarımız. Yani yola çıktığımızdan beri dağa tırmanıyoruz. Artık dağın zirvesindeyiz. Bu dağ bitti, başka dağa geçeceğiz gibi duruyor. Yani inanılmaz. Gerçekten tırmanarak artık ev bitti. Karşında bir şeyler var. Şu anda Alplerin böyle üstlerine doğru bayağı yol aldık. Hava serinledi gerçekten ve çünkü şimdi göreceksiniz karşısındaki dağ direkt kar. Yani o karların olduğu seviyeye çok yaklaştık. Şurada görebiliyor musunuz? Şimdi göstereceğim size geldiğimiz yolu. Böyle bayağı kıvrıla 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 geldik. Ama şöyle bir güzelliği var. Gerçekten insan burada o virajlı yollarda çok korkmuyor çünkü herkes çok temkinli ve bilinçli bir şekilde ilerliyor. Kimse kimseyi zorlamaya çalışmıyor. Kimse gereksiz hız yapmıyor filan. O yüzden çok korkmadım açıkçası. Normalde bu kadar virajlı bir yolda arabayı ben sürmüyorsam kesinlikle korkardım. Şimdi size etrafı göstereceğim. Bakın, buradan bu kıvrımlı yollardan geçerek geldik. Burada o karların sularının aktığı küçücük bir su birikintisi var. Böyle hafif bir göl tadında. Evet arkadaşlar, kaç gündür teleferiklerle 2500 metrelere falan çıkıyoruz ki normal teleferikle çıkılır. Ama arabayla 2500-3000 metrelere çıkılır mı? Ve çıkıyoruz. Karlı dağlara ulaştık çıka çıka. İnanın öyle dar yollardan geliyoruz ki. Şu anda zirveye de çok az kaldı. Daha yolumuz devam ediyor. Ve şu tarz yollardan geliyoruz biz. Viraj viraj üstüne. Gültekin abi, ne düşünüyorsun? Ya abi, karların erimediği o zirveye geldik. Çok enteresan bir şekilde. 2600-2700 vardır burası. Vallahi 3500'in şeyini yapmayacağım ama çok yüksekteyiz. Ama komik olan ne biliyor musun? Karda ikimiz de sandaletlerle. Evet ya.
Hatta senin ayağın karda şu anda. Vay ama inanılmaz yani. Gerçekten arabaya bindiğimizden beri tırmanıyoruz. Şurada karda yazın ortasında düşüp bir yerimizi incitsek ya. Ben şurada bir göl var. Büyük ihtimal buz suları. Yani oraya ayağımı sokmak istiyorum. Bunu yapacağım. Uzun bir dağ yolculuğunun ardından şu an İtalya'ya giriş yaptık. Como Milano. Evet. Çok yorulduk. 9 saat geldik. Gültekin abi yola çıkarken dedi ki 3-4 saatlik yolumuz var. 9 saat. 9 saat ya, 9 saat ya. İnanılmaz. Neyse işte onlar yemek yapıyor ama 9 saat. Şeyda da hemen çekti ki ilk kez iş yapıyor ya. Kamera kaydetsin he. Hani şekerin düştüğü var ya. Evet. Sizin düştüğünüz. Bu mu sıkılar? Bacağı. Onlar pişti. Ben sana bir... Hı? Şunlar mı? Yok yok, pişti bırak. Altını kıracağım, kuruttun diye seni ele alardı. Yandık. Önce mühürlüyorsun. Hayır efendim. Kırmızı et mi, o ne mühürlemesi be? Bu da aynı, bunu da var aynı. Ya hadi. Vallahi hayır. Sinek gidecek. Beni ısırmazlar. Niye? Pis kanlı. Canım pis kanı ısırmıyor olsa kara sinek de boka konular. Hani üstüne alınma ama. Evet, şimdi biraz eleştiri. Patates salatası diye geldi. Bu sadece patates. Evet. Salata değil. Evet. Değil. Dene. Hayır değil. Dene. Ne var? Bunun içinde marulu şey yok. Var. Maydanoz her yok. Şey biberi içinde. Yok. Sade. Abi. Sade patates salatası. Gurbette patates salatası böyle oluyor. Bu kadar. O başka bir tarzı aramız, patates salatası. Aramız o kadar eski. Yaktı. Yanmadı. Yandı. Bu ne kadar geveze ya. bu yandı. Şuracan. Bu böyle bir YouTube kanalı. Her şey dobra dobra konuşuyor. Yaktı. Bak bak. Somona bak. Yanmadı. Alamadı. Yanmadı. İçi çok güzel oldu. İçi onun daha yeni pişti. Daha içi yumuşacık onun. Ya ben Karadenizliyim. Bana mı öğreteceksin? Dur. Ama sen Almanya'da kala kala Alman olmuşsun. Bak balığa bak. Ha. Bir balığı mühürleyeceğim diyor. Ve size biraz kamp yerimizi göstereceğim. Ha sen onu göster. Böyle. Şurada havuzumuz var. Bonesiz girmek yasakmış. Bonemiz yok. Anları. Burada tipler var. Canan abi sana geri vereyim mi yağları? Elçin görmesin onları. Elçin bu tiplere dikkat eder. Ama bu videoyu izlediğinde Elçin... Zaten burada olmuş oldu. Burada olmuş oldu. Ekmeği vereyim. Al canım. Bekle bırak o tereyağı. Hatta şöyle bir ekmekleri de onun üstünde ısıtırmışız gibi sanki. Güzel olmaz mı? Güzel olurmuş. Kızarmış ya. Ekmek. Beni de salır. Bunu da ekmek yiyenler düşün. Aa doğru, sen ekmek yiyeceksin değil mi? Oo, bir tane koca ekmeğimiz var. Neyse, videoyu burada sonlandırıyorum. Yemek yerken açacağım. Merhaba. Ne oldu? O yayına girdim dedi. Ben ağaçla masa arasında kaldım, oturmaya çalışıyorum. Buraya gel bak, yaklaşık ben bunu indireceğim şimdi burada. İşte oraya sandalyemi koyamam. Gel. Hah. Şuraya sandalye girer mi? Şöyle. Girecek şimdi, çekeceğiz. Çekelim. Burada çok sıcak gidiyor. Taze limon dedim ben de, o limon suyu. Haa. Elma suyu. Cahil. Ne bilsin canım. Limon suyu. Limon suyu var. Şu an... En çok mutlu olduğum şu anda Ayca'nın şey yiyor olması. Evet. Acayip mutluyum şu anda. Ben geldiğimde böyle bir şeyler görmeyeceğim. Niye gelmiştik buraya? Ama görünmüyorum ki, karanlık. Görünüyor, görünüyor. Ben görüyorum çünkü. Görünmüyor. Ben şeyde açarım onu. Şeyda'nın güzel kıyafeti var diye onu gezdiriyoruz.
teşekkür ederim arkadaşlar. Vallahi incesiniz. Siz beni gezdirecekseniz ben her gün güzel giyinirim. Siz hiç merak etmeyin. Biz gezdiririz seni. Ya şey, eski Datça'daki evlerin hepsi... İtalya'ya gelip de şeyda karabik dondurması yemesin mi? Yemeyeyim mi arkadaşlar? Oh. Afiyet olsun bana. Oh. Siz de bir tadına bakın. Oh. Sen tam tadına bakarken biz bakmış gibi olacağız. Hmm. Bunlar da sözüm ona frappe. Ben de İtalya'ya gelmişken bir su içmeyeyim mi? İçmeyeyim. Vallahi Alican sana gerçekten helal olsun. Arkadaşlar Alican geldiğinden beri hiçbir şey yemiyor. Bir derdi iradeler için sayfamı yukarı kaldırdım. Bir derdi bir sıkıntısı var sanıyorduk ama gerçekten inanılmaz iradeyle diyet yapmaya devam ediyor ve yaklaşık 20 kilo vermiş. Tığ gibi delikanlı olmuş. Kıskandım yemin ederim onu. Arkadaşlar şu anda Raffaello'dayız. Doğru söyledim mi? Doğru söyledim. Burası Portofino'ya yakın bir yer. Yarın sabah buradan limandan çıkıp Portofino'ya gideceğiz. Ama burası da çok keyifli yazlık bir yer. Çok harika bir dondurma yedik. Günaydın. Gültekin abi hep hazırlandıktan sonra çekiyor. Şimdi size kampın gerçek yüzünü göstereceğim. Şeyda burada Türk kahvesi yapmaya çalışıyor. Gültekin abi orada. Şimdi hızlı hızlı kaçıp Portofino'ya gideceğiz. Bu neymiş anam bu Portofino bir göremedik. Neymiş? Ya. İnşallah Portofino'yu göreceğiz bugün. Ne Portofino'ymuş be? Neydi kız? Kamp alanımız bu. Dün burada uyuduk. Burada uyumadık da. Raffaello. Raffaello'dayız. Burada bir kamp alanındayız. Buradan ya otobüsle ya da feribotla... Yan otobüsleri feribotla geçmiyoruz. Aklınızda öyle bir şey canlandırmayın. Öyle geçeceğiz şeye, Portofino'ya. Otobüse feribotla mı geçeceğiz? Ya otobüsle ya feribotla. Ha, yes. Evet. Şey ya. Feribota yürümemek için dün akşamki yolu. Otobüsle gitmeye karar verdik. Şuradan otobüse bineceğiz. Aynen. Kahvelerimiz de bol köpüklü oluyor Alican Bey'in. Hadi inşallah. Oo, bol köpüklü olmasın. Bol olsun. Köpüğe olsun. Gitmesin su. Buna da hiçbir şey beğendiremezsiniz anacığım. Her şeye bir şey var. Ters cevabı. Yürü git. Hayır. İçtiğine şükretme. Arkadaşın kalkmış sana sabah sabah kahve. İçtiğime değil. Senin kahve yaptığına şükredebilirim. O ikisi farklı şeyler. Buyurun Gültekin Bey. Ne düşünüyorsunuz program hakkında? Ya var ya şu anda hiçbir şey düşünemiyorum. Bütün gece otobanın yakınında olduğumuz için arabalar içeriden geçti adeta. Evet. Bütün gece. Resmen içimizden geçtiler. Neyse ben duymadım arabalar ya. Arabalar içimizden geçti. Ben kulaklık takıyorum, uyuyorum. Valla bir de camı açtık ya. Ha. Sanki böyle yanından geçiyorlar böyle. Çok kötüydü. Ben de duymadım ha bu arada gerçekten. Bir şey. Şimdi burada otobüse Metrofino'ya git ama Metrofino ne Portofino'ya gideceğiz. Çünkü oraya karavanla gidiş ve karavanı park edebileceğimiz bir alan yok. Şimdi hazırlandık, yola çıkıyoruz. Portofino'yu gezeceğiz, belki orada küçük bir denize gireceğiz. Sonra da Sirminoe'ye doğru yola çıkacağız. Bence buradaki kamp alanı hiç iyi değil. Burayı beğenmedim. Şimdi Portofino'ya gidiyoruz. Sonunda. Otobüs gelirse. Ben otobüs gelirse. Gidebileceğimizi hala düşünmüyorum. Hayır. Bu çocuk niye değişti ya? Gideceğiz. Kamp alanındaki o minicik havuza gireceğiz. Buranın şoförleri çok dakik. Biraz önce son bir dakikayla kaçırdık. Şimdi evet. Bakalım ne olacak. Diyet miyet yalan oldu. Gecede dondurma yedim. Ben diyetteydim. Sen 12 gün. Bak uçak havaalanına gittiğimiz andan beri diyetle ilgili hiçbir şey yapmadım.
Ama Alican gerçekten istikrarlı. Ben ama. Ama ben diyette değilim arkadaşlar. Ben yeme şeklimi değiştirdim. Artık gelmiş yurt dışına. Nerelere gittik? İsviçre'ye gittik. Yemem. İtalya'ya gelmişiz. Yemem. Sanki her zaman buralarda geziniyor. Hayır, da yedim. Onu yemem, bunu yemem. Ülke dışına seviyorum. Çıkmışsın. Oranın neyi var, neyi meşhur, bir yemez misin ya? Sonra bak, bir ay sonra kebaba gömülecek orada. Ben biliyorum. Size atarım videosunu. Bana Allah aşkına video at, tamam mı? Ekleyeceğim tamam. Onu sonradan. Bak diyeceğim yalan oldu. Orada yemedi, geldi burada kebaba gömüldü. Çok yanılıyorsunuz. Kebap burada, kebap yok diye yemiyor değil evet. Mi yani? Şimdi mesela Ağustos'ta Antep'e gideceğim. Her şeyi yiyeceğim. Ha, al işte. Al bak. Yurt dışına çıkma. Ama yediğinde güzel bir şey yoktu, bal hariç. Balın çok iyiydi ama yani o peynirli bir şey yedik mesela İsviçre'de. Evet, güzel değildi. Geldi benim sosisimden yedi sonra. Bir arkadaşım ne yaz biliyor musun? Ne fondüsü ya, o bizim bildiğin Karadeniz muhlaması yazmış. Güzel. Ben de bir daha yemem. O tuttuğumuz şeyler içinde başka bir arkadaşım şey yazmış. Tornavidayla mı tutuluyor orada? Aynen. Evet, saat 34 geçiyor. 35 bak, geçiyor. Bu sefer de dakik değiller. Bu sefer de geç geliyorlar. Böyle i̇şte. Şey olabilir mi? Evet. Ama bu mu? Budur. Ben soracağım şimdi. Ben Margarita'ya gideceğiz. Ya. Evet evet, bu gelin. Haydi çabuk atlayın. Sor. Ha. Ha, arkadan arkadan. Ha. Adam bize bakıyor. Oh ne güzel kırmızı. Herkes maske takıyor. Bizim yok değil mi yanımızda? Evet hiç? Yok. Bizim de maskemiz yok hiç. Oh. Takmayanlar da var orada. I think so. I think so. Yeah. Nereye gittiğimizi de bilmiyoruz bu arada. İnsanlar maske takıyor. Grazie. Thank you. Gracias. Yeah. Okay, thank you. Okay. Thank you. Ne oldu ya? Bizi attılar otobüsten. Yanlış otobüse bindik. Çok iyi oldu. Bir saattir. Maske bulabiliyorsak maske alsak. Maske takıyorlar burada ya. Çok enteresan otobüslerde. Ne yapacağız? Evet. Oraya tutunduk. Söndürün. Kalbimi. Bak bak şeyden İngilizce parçalıyor. Heh. How are you? Girls. This is 707. Ha yeah, 707. O tarafa gidelim, yeah. Bu tarafa gelelim demek. Yeah. Ya bir Portofino'yu bulamadık ha. Ben diyorum size. Olumsuz enerji yaymayın. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Çok tuhaf değil mi? Listeden baktık. 10.34 yazıyordu. 10.34'te geldi. Evet. Ama hayır, o bizim hatamız zaten. Önden bilemediğimiz için soramadık ama. Ortadan biniliyormuş yani. Burada. Ön taraftan bizim şoföre bunu sorardık. Aynen. Aldığımız bileti kimse kontrol etmedi. Etmiyor. Almanya'da da edilmiyor. Almanya da bilirdik yani. Aha. 707. Ama nasıl kaçırabiliriz? Arkamızdan gelmesi lazım. Evet. Arkamızda otobüs yoktu ki. Yani sollayamadı ki, sollayamaz yani bize. Yok, hiç otobüs görmedik biz. Bence ya. Saatler hiç uymuyor. O dakik olan tesadüftür. Aynen. O da bize geldi. Belki şey. O da başkaydı. Yok yani biz üzerinde Santa Margarita yazdığımı görmedik tabii ki otobüsü. Ya Santa Margarita derken ki İtalyanca aksanımı fark ettim. Çok güzel. Ama sen sanki pizza sipariş verir gibi yapıyorsun. Evet. Rafael. Bu sefer oldu mu? Nihayet doğru otobüse binebildik ve Portofino öncesi otobüs değiştireceğimiz Santa Margarita kasabasına doğru yol alıyoruz. Bir sonraki otobüse binmeden önce kendimize maske almak için bir eczane bulmamız gerekiyor. Yine mest oluyorum. Yine mest oluyorum. Okay. Thank you very much. Thank you. Ne arıyoruz biz? Farmasi. Farmasiya. Farmasiya.
face mask. Sinema varmış bak şimdi. Bak ama Rapallo'dan güzel burası. Tabii canım, Rapallo'dan çok. Rapallo iyi. Dediğin nedir ki? Yok, hiç sevmedim Rapallo'yu. Görmüş oldum. Bak, ben yol boyunca bak daracık sokaklar. Bak. Alican nerede? Alican bak, tam senin istediğin. Aa, farmasi solda. Hani? Ha, yeşil yanıyor yok, ya. Yok, o da değil. Ama. O farmasi bence. Bence de farmasi. Bizde eczanede kırmızı yandığı için. Tabii bu ender. Bakalım. Orada ya, orada. Farmasi. Orada, farmaside. Buongiorno. Evet Alican. Do you have this bag? Aa, dergim var. Yeah. See? Yeah. This? Aa. Süper. Bene. Check. Ecco. Hop. Evet. Geldik İtalya'ya. Ve Alican'ımız... Alican'ımız dergide. Alican kaçıncı sayfadasın? Bilmem. Okay. Ah, here. Good. Evet, Alican'ı görüyoruz kapakta. One more. Un altro? Bence al 2-3 tane al bence. Evet, elçine dalıyorum çünkü elçin de var içinde. Tamam. Harika oldu. Hi. Oo, gayet güzel. Ya. Haftaya dünyanın en romantik kasabalarından biri olan Portofino'da geçireceğimiz muhteşem saatleri sakın kaçırmayın. Alican Aytekin, Şeyda Terzioğlu ve daha birçok sanatçımızla eğlenceli sohbetlerle yollarda olacağız. Takip edin, takipte kalın.